kulak silikonları daha önceki gördüğüm silikonlardan çok çok farklı. İncecik ve küçücük arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu andan itibaren sesimi kulaklıkların mikrofonundan duymaktasınız. Merhaba arkadaşlar, harika bir video ile yine karşınızdayım. Bu videoda gördüğünüz üzere hem Mifa'nın hem de Basius'un kulaklığını inceleyeceğiz, karşılaştıracağız. Bu iki kulaklığın da detaylı incelemesini kanalımda bulabilirsiniz. Bu videoyu çekme sebebim arkadaşlar, birisi 200 TL, birisi 100 TL fiyat segmentinde ikisinin farklarını ve niçin hangisini tercih etmeniz gerektiği ile ilgili birkaç bilgi vereceğim. İnşallah faydalı olur. Hemen videoya geçelim. Sağ tarafta gördüğünüz Mifa'nın X8 kulaklığı, sol tarafta gördüğünüz Basius'un W09 isimli kulaklığı. Yaklaşık Apple'la aynı büyüklükte, hatta aynı tasarıma sahip diyebilirim. Sağ tarafta gördüğünüz Mifa'nın kendi özel tasarımına sahip olan kulaklığı, sol taraftaki Basius birazcık daha Apple'a benzetmiş. Kulaklıklar hakkında ilk bahsetmek istediğim yer arkadaşlar şarj girişi. Basius Type-C şarj girişini kullanmış. Mifa ise normal micro USB şarj girişini kullanmış. Ve Basius çok hızlı şarj oluyor. Mifa da oldukça hızlı şarj oluyor ama Basius'a göre birazcık geride kalıyor. Büyüklük olarak da Mifa daha büyük. Elde taşınması falan aslında güzel, yuvarlak olduğu için herhangi bir şekilde olumsuz etki etmiyor ama diğer kulaklığa oranla baya büyük. Yandan baktığımızda yine birazcık daha kalın. Hemen iç tarafına geçelim. İç tarafından kulaklıklara bakalım şöyle. Kulaklık olarak da Basius'un kulaklığı Apple'la aynı büyüklükte arkadaşlar. Tasarım olarak da Apple'dan bana kalırsa daha güzel, daha iyi yapmışlar. Artı şarj süresi olarak da 4,5-5 saatleri buluyor. Cidden çok iyi bir şarj süresi. Hemen kulaklığın şu üst tarafında, videoda belli olmuyor ama ışığı yanan yerin hemen üst tarafında dokunmatik yeri mevcut. Buradan dokunmatik bir şekilde müziği ileri veya geri alabiliyorsunuz. Aynı şekilde gelen çağrıyı cevaplama, kapatma, müziği durdurma veya Google Asistan'a geçiş yapma gibi özellikleri her iki kulaklıkta da kullanabiliyorsunuz. Her iki kulaklığın üst tarafı da dokunmatik. Dokunmatik olması bana kalırsa iyi bir özellik. Sol taraftaki kulaklık normal kulaklık. Bu ise kulak içi kulaklık. Kulak içi kulaklık olduğu için basları daha net ve temiz duyabiliyorsunuz. Bu kulaklıkta da bas ve tiz sesleri çok çok iyi arkadaşlar. Ben oldukça beğendim. Bu kulaklığı taktığınızda dışarıdan gelen seslerin çoğunu duymuyorsunuz. Çünkü aktif gürültü engelleme özelliği var. Ama bu kulaklıkta herhangi bir şekilde gürültü engelleme olmadığı için normal bir şekilde dışarıdan gelen tüm sesleri duyuyorsunuz. Hatta müzik çalmıyorsa kulağınızda olduğunu bile çoğu zaman unutuyorsunuz. O derece hafif ve güzel bir kulaklık diyebilirim. Ben oldukça beğeniyorum. Bu kulaklığı fiyat olarak 100 TL civarında bulabilirsiniz. AliExpress kuponunuz falan varsa daha da uyguna gelebilir arkadaşlar. Tavsiye edeceğim kulaklık bu. Daha ayrıntılı incelemesini her iki kulaklığında videolarımda bulabilirsiniz. Küçük bir karşılaştırma videosu hazırlamak istedim. Kulaklıklarla ilgili merak ettiğiniz tüm soruları hemen şu sağ üst tarafta çıkan Instagram adresimden veya yorum kısmından bana sorarak ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince tüm sorulara cevap vereceğim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.